Merhaba LAP Akademi'den ben Orhan. Bu videomuzda sizlere HBL sisteminde Sorbent Rezervuar Filtresi kullanımı ve öneminden bahsedeceğim. Bu videomuzu VWR için HBL sisteminin Türkiye Distribütörü TRH sponsorluğunda sizlere ulaştırıyoruz. HBL sistemi ile ilgili herhangi bir soru, öneri, görüş, talep veya demo talepleriniz olursa TRH'ye açıklamalarda bırakacağım bağlantıdan ulaşabilirsiniz. Gelelim konumuza. Yüksek performanslı sıvı kromatografisi HPLC sistemlerinde solvent rezervuar filtrelerini kullanmak hayati öneme sahip. Tabi bunların onlarca farklı kullanma nedenimiz var ama bu videomuzda en önemli birkaç tanesini sayacağız. Şurada öncelikle bir solvent rezervuar filtresini sizlere göstermek istiyorum. Şu elimde görmüş olduğunuz filtre HPLC sistemlerinde yaygın olarak kullanılan metal filtrelerden. Farklı filtreler de kullanılıyor. Bunların başlıcalarında cam filtre ya da PTFE filtreler olarak sayabiliriz. Metal filtrenin diğerlerine göre avantajları var. Bunun başında aslında tekrar tekrar kullanılabilme imkanı geliyor. Bu ne demek oluyor? Filtrede bir tıkanıklık oluştuğunda bu tıkanıklığı bir temizleme protokolüyle giderebilirsiniz. Genellikle filtreyi kurtarabilirsiniz. Ama cam veya PTFE filtrelerde bunu yapmanız pek mümkün değil. Örneğin ultrasonik banyoya camı koyduğunuzda cam filtrelerin yapısına zarar verebiliyorsunuz. O açıdan onları temizlemek mümkün değil. Bir tık tıkanıklık olduğunda atmanız gerekecek. Evet başlayacağım. Faydalarını sayalım. HBR sisteminde Solvent Reservoir filtresi kullanmanın başlıca faydalarının ilki olarak uygulama performansını arttırmasını söyleyebiliriz. Filtreler çözeltilerdeki kontaminantları uzaklaştırarak aslında analitik çalışmalarımızın doğruluk ve güvenilirliğini arttırır. Bu da uygulama performansının artmasını sağlar. Bir diğer konu ise bileşenleri koruma. Özellikle mobil fazdan sonra gelen bileşenler HPL sisteminde oldukça kritik öneme sahip. Nedir bunlar? Inline filtreler, tübingler, pompa bileşenleri, enjektör ve enjektör hattındaki bileşenler, kolon ve kolondan sonra gelen dedektör. Buradaki oluşabilecek herhangi bir problem sistemin güvenilirliğini tehlikeye atar. Ve aynı zamanda buradaki bileşenlere de zarar vermiş oluruz. Yani filtre kullanmak bileşenlerin performansını arttırır. Daha sağlıklı şekilde bu bileşenleri koruyabiliriz. Bir diğer konu ve sonuncu olarak sayabileceğimiz şey ise en önemli başlıklardan biri diyebiliriz, kontaminasyonun önlenmesi. HBL sisteminde mobil faz hazırlarken ne kadar temiz çalışıyor olsak da havadan ya da cam malzemelerden bir şekilde kontaminasyona maruz kalabilir solventlerimiz. Olası bu kontaminasyonları önlemek ve sisteme gitmelerini önlemek amacıyla sistemde solvent rezervuar filtresi kullanmak oldukça önemli. Kontaminasyonu önleyerek ne gibi faydalar sağlayabilir? Burada iki tane temel şey sayabiliriz. Bir, özellikle kolonda birikmelerle beraber ya da sistemde sistemsel birikimlerle beraber oluşan hayalet pikleri ortadan kaldırır. Bir diğer konu ise dedektörde özellikle kirlilik birikmesiyle beraber dedektör gürültü seviyesinin artmasını önler ve dedektörün performansının düşmesinin önüne geçer filtre kullanımı. Evet, mobil faz filtresi kullanımının başlıca nedenlerini böyle sayabiliriz. Peki siz hangi amaç için mobil faz filtresini kullanıyorsunuz? Yorumlarda bunu belirtebilirsiniz. Bu videoyu izlediğiniz için teşekkür ederiz arkadaşlar. Bunun gibi daha fazla bilgilendirici video için bizi takip etmeyi unutmayın.